arabalarda yani yakışabildiğini düşündüğüm her şeyi tam kararında yaptığını düşünüyorum. Hani fazla ek işte vesaire, fazla bir eklenti değil de tam ayarında olduğunu düşünüyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz OEM modifiye yapılarak çok güzel bir çalışma ortaya çıkan Opel Astra aracımız oldu. Detaylı olarak her şeyini sizlere anlatacağız. Bu aracı emek verip bu hale getiren gönlü güzel arkadaşımız şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin de. Şükür Allah. Seni sormalı. Bugünlerimize çok şükürler olsun. Seni gördük, daha iyi olduk. Artı böyle güzel bir çalışmayı bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aracın boyuna keşfetimde sıkıyor. Muhakkak izleyen arkadaşlarım da keşfetinde sıkıyordu. Gerçekten güzel bir çalışma ortaya koymuş. Sağ olun, Allah razı olsun. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sayfana baktım. Bundan önce hiçbir araba görmedim. Önceden modifiyeli arabam var mıydı yok muydu? Biraz bilgi alsam. Modifiyeye ilk bu araçla başladım. Bundan önce aracım oldu ama modifiyeli aracım olmadı. Orijinal şekilde biniyordu. Orijinal şekilde biniyorduk. Buna nasip oldu. Ama söyle söyleyeyim. İlk olmasına rağmen güzel bir çalışma ortaya koymuşsun. Maşallah diyorum. Sağ olun, Rabbim gözden nazardan korusun. Amin, cümlemiz. Peki bunun serüveni, hikayesi nasıl başladı? Neden bu arabayı tercih ettin? Bundan önceki aracım Fiat Bravo. O arabayı kullanırken ilanda, yani grubunda Opel Astra takası gördüm. Opel Astra'lara sonra oradan bir hoşlantım başladı. İlanlara girip baktığımda bir tane araç gördüm. Bunların Insigne jantlı olanını, tabii o zaman modifiyeli çok işimiz yok. Onu gördüğüm zaman bir hoşnut oldum. Bir vururdun orada. Bir vuruldum. Aslında arabanın da bir şey yoktu. O sadece o jant vardı. O janta tutuldum. Dedim ki benim bu arabayı alıp bu janta dedim koymam lazım. O arabayı direkt ilana koydum. Yani Bravo'yu ilana koydum. Ondan sonra direkt buna bakmaya başladım. Aramaya başladım. Ondan sonra tabii birkaç tane öncesinde oldu ama onlar olmadı, nasip olmadı. Bursa'da bir abimizden trafik polisiydi. Gittik, aldık. Serüven o şekilde başladı. OEM şekilde aldın değil mi? Tamamen orijinal şekilde aldım. Bu şekilde geldi. Peki ne zaman aldın bunu? 2021'in ortaları olması lazım. OEM şekilde alıyorsun. Aynen. Ondan sonra modifiye serüveni yavaş yavaş bastıyor. Aynen öyle. İlk aldım. Dedim ki o jantı hani koyacağım diye aldım zaten. O jantı koydum. Ondan sonra daha dedim ellemem. Arabada hiçbir şey yok. Yani sadece jant yüksek vesaire. Onu yaptıktan sonra bir böyle bana bir şey geldi. Aşı geldi. Ondan sonra dedim ki başlayalım dedim biz bu işe. Yavaş yavaş orasını burasını derken 1,5 sene içinde son gelen nokta bu. Hani sadece bu arabayı patlatan nokta jantlar oldu. Sadece kesinlikle. Detaylı olarak konuşacağım. Ama bu hali gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu arabalarda yani yakışabildiğini düşündüğüm her şeyi tam kararında yaptığını düşünüyorum. Hani fazla ek işte vesaire, fazla bir eklenti değil de tam ayarında olduğunu düşünüyorum. O da bu şekilde. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Kaplama olayına gireceğim. Doğru mu? Doğrudur. Bu rengi seviyorum aslında. Güzel bir renk ama jantlar arabayı daha çok gösteriyor. Arabanın da kendisini göstermesi için. Aynı. Bir tane kafamda bir renk var. İnşallah nasip olursa. Söyle söyleyeyim. Diamond değil değil mi? Yok, Diamond değil. Tamam. Bazı arabalar tamam. Aynı. Güzel yakışıyor ama bu arabaya bana göre kesinlikle yakışmaz. Kesinlikle benlik de değil. Yani ben de hiç o taraflarda olmadım. Arabayı o şekilde göstermek de bilmiyorum. Bana göre hoş değil. Tabii zevk mesela. Aynı. Herkesin tabii zevkleri farklı. Peki parlak mı olacak, mat mı olacak? Şöyle A3'te gördüm yanılmıyorsam. Yeni kasalarında. Bordeaux ve mor karışımsı bir renk gördüm. O rengi yapmayı düşünüyorum. Örtüşeceğini de düşünüyorum. Jantlarla beraber onu da parlak şekilde biraz daha açacağım. O şekilde bakalım. Şimdi biraz da araba hakkında bilgi alsam, modelin beygirini. Araç 2012 model, 1.4 turbo, 82.000'de otomatik. Peki yazılıma girmedim dedi. Yazılıma girmedim. Sürerken veya hız yaptığımda otobanda rahatsız etmediği için bir yazılım gereği duymadım. Memnunsun sadece. Evet, memnunum, şu anda sıkıntı yok. O zaman şöyle incelemesini detaylı olarak arkadaşlarımızı anlatalım. Öncelikle far tasarımından bilgi almak istiyorum. Güzel bir far tasarımı yapmışsın, sadece relikslerinde gördüm. Far tasarımı daha öncesinde bu arabaların full modellerinde mercekler var. Bizim paketimizde yoktu. Halojen olarak geliyordu. Kafadan çok değiştiğini düşündüğüm için, yani sert bakmasını istediğimiz için mercek şart. O yüzden mercek çalışması yaptık. Onun harici önüne bir led tasarımı yaptık. İçinde de şeytan göz dediğimiz bir tasarım yaptık. Onun harici gündüz ledlerine de normalde turuncu halojen geliyor bu. Onu da led yaptık. Farlı oynama yapmadan yani OEM tarzı güzel bir çalışma olmuş. Onu diyebilirim. Çünkü kafadan güzel şekilde tamamlıyor farlar. Doğru. Benim düşüncem. Doğru. Söyle bakıyorum. Önde fazla bir işlem yok. Sadece bir ek çalışması yaptık.
yaptın. Doğru mu? Doğrudur. Sadece bir ek koydum. Onun haricinde kafada bir işlem yapmayı şu an için düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Çünkü hani mat olan yerlerini piyano bileğe çevirdim. Aynen. Sisler olsun, ızgaralar olsun. Onları biraz daha parlatmaya çalıştım. Onun haricinde şu an için bir şeyim yok. Ama söyle söyleyeyim, kafada krom detaylar çok güzel şekilde olmuş. Çünkü onları da siyah yapsaydım bu sefer arabanın ön tarafını çok kötü şekilde olurdu. Aynen. Çünkü arabanın zatları da krom. O yüzden güzel şekilde tamamlıyor yani. Arabanın piyano bilek olan tarafları da var diğer taraflarında. Onları onlarla örtüştürmeye çalıştım boğmayarak. Öndeki kromları da aynı şekilde jant, yanlar, yan camlar vesaire onlarla örtüştürmeye çalıştım. Yani iki renk üzerinde kombinasyon yaptık gibi bir şey. Şimdi istersen asıl mevzuya geçelim, jantlara. Daha 3 ay falan oldu. Tabii ki piyasada şu anda ünlü. Yani krom jantlar çok var. Ben de o arkadaşlardan görüp bu arabaya yakışıp yakışmayacağını düşündüğüm için deneme yaptım. Bundan önce Maybach çok kollu olanını taktık. 18'di o. O da krom. O çok yakışmadı. Güzel olmadı. Sadece onu da paylaşmadın. Ben öyle gördüm. Instagram'ını iki jant gördüm. Zaten 6 saat üstünde durdu. Direkt ara sokaklardan değiştirmeye gittim yani. Sonra dedik ki buna geçelim. Bu biraz daha açık kollu. Bu gider dedik. Hem 19'a geçtik. Bunu da yakıştığını düşünüyorum. Peki isim ebatlarını da öğrendim tam olarak. Lastik 2.15, 35, 19. Tam yerinde bir çalışma olmuş. Zaten dediğin gibi krom bu aralar meşhur. Çok güzel de bazı arabalara yakışıyor. Hepsini ödemiyorum. Bazı arabalar gerçekten çok güzel şekilde patlatıyor. Önler çok güzel şekilde oturmuş. Çok hoşuma gitti. Arkalarda sanki bir tık daha istiyor basma payı. Arkalarda orijinal şekilde yani hiçbir işlem yapılmadığı şekilde bir serçe parmak kadar bir mesafemiz kalıyor. Onu da artık ya janttan halledeceğiz ya spacer'dan bir iki milimle oturtmayı düşünüyorum. Zaten bu şekilde lastiğin üstüne oturuyor. Evet. Sadece belli oluyor. Aynen. Şimdi jant filmine gelmek istiyorum. Önlerde yok zaten sıkıntı olduğu için. Aynen. Yanlarda tercih etmişsin. Biraz bilgi alayım. Ön tarafımda bir numara var. Arka tarafımda da iki numara var. Tam ideal jant filmi yani. İçeride beni çok boğmasın diye. En iyi şekilde düşünmüşsün. Şimdi yarasa ayna kapağı tercih etmişsin. Biraz daha farklılık katmışsın. Biraz bilgi alayım senden. Normal bildiğimiz yarasa ayna. Astraje'ye uyan yarasa ayna. Bu tarafını aracın kendi rengi. Bu tarafını da gri yaptım. Önekle beraber uyusun diye. Bir tamamlasın aynen, diye. Aynen bir tamamlama olsun diye önden bakıldığı zaman. Onu o şekilde yaptım. Buradaki led çalışmasını da piyasada yapılanlar vardı. Onlar farklı şekilde yapılmıştı. Ben biraz daha orijinal hani kendinden orijinal gözüksün diye buraya bir çalışma yaptırdık. Yan sinyaller de o şekilde. Yan sinyallerle beraber aynı şekilde kayar led olarak yapıyor. İkisi kondansasyonlu çalışıyor. Şöyle söyleyeyim gerçekten çok güzel olmuş. Sırıtmamış yani. Tam böyle ayarında yani tadında. Tam nokta aynen, atısı gibi. Aynen. Şimdi Maspiel hakkında da bilgi almak istiyordum. Maspiel'lerin de gerçekten güzel şekilde bir çalışma olmuş. Bunun orijinal OPC Maspiel diye aynen geçiyor. Altına da piyasada bilinen adıyla F30 lip ucunu keserek tam olmuyor bize. Ucunu keserek onu da oraya yaptık. Araba hem daha iyi bassın hem de biraz daha tok dursun diye. Öyle orayı bir şey da o şekilde tamamladım. Güzel evet olmuş elleriniz. Piyano bilek yine diğer detaylarla uyusun vesaire diye. En iyisini yapmışsın. Yanda da sadece krom detaylar olduğu zaman jantlarla bir uyumlu olmuş. Çok güzel şekilde de yanları patlatmış yani masalla diyorum. Şimdi istersen direkt arkaya geçelim. Geçelim. Şimdi arkası da gerçekten çok güzel şekilde arkayı da tamamlamışsın. Şimdi spoilerden başlamak istiyorum. Bunlarda 3 veya 4 tane model olması gerekiyor. Bir tanesini denedim. O çok hoşuma gitmedi. Yani araba boşken o vardı. Doldurdukça o biraz boş gözüme geldi. Ondan sonra bu model yurt dışındaki OPC modeli diye geçiyor. Bunu da şu anda piyasada satılır vaziyette bulamadık. İnternette de bulamadık. En son bir tane abiyle görüştük. Özel şekilde döktürdük. Onu da bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi arkası benim gerçekten hoşuma gidiyor. Dediğim gibi bir spoiler beni o kadar hoşuma gitmedi ama gene arkayı tamamlamış yani. Onu aynen diyebilirim yani. Şimdi en alta doğru inmek istiyorum. Güzel bir ek ve difüzör çalışması yapmışsın. Onlardan da bilgi alayım. Arka, ek bunlarda direkt difüzör olanlar da var. Onlar biraz daha işte hani hem yere yakınlığından dolayı hem biraz daha dolduruş açısından dolayı ben bunu tercih ettim. Bu direkt ek olarak geliyor. Bu da fiber. Aynen. Direkt tamponun kendi ekiymiş gibi gözüküyor. Altındaki parçalar da Golf 7 GT'nin parçaları. Bunu da bir arkadaşımız yapmıştı. Hem ondan gördüm hem onunla istişare yaptık. Hani olur mu vesaire yani bu renge olur mu diye. Öyle bir çalışma yapalım dedik. O da bu şekilde oldu. Biraz daha sportiflik kattı aynen gibi. Olmadığı aynen zaman biraz da boş kalıyor arkadaşlar. Biraz hareketlendirdi. Aynen. Şimdi kafa konusuna gelmek istiyorum. Sif kafa tercih etmişsin. Neden tek sağ sola değil de sif? Tek de yapabilirdik ama çift olması biraz daha bana dolu. Yani arkası biraz daha dolu böyle hissettirdiği için çift kafa tercih ettim. Egzoz kafalarını krom yapman gerçekten çok güzel olmuş. Çünkü ön yanları detaylarını tamamlamışsın. Şimdi normalde belki arkadaşlar siyah da yapabilirler. O tarzda da düşündük. Aslında yapalım mı dedik, yapmayalım mı dedik. Ama hem şurası siyah. Aynen. Alt tarafı zaten komple siyah. Onu da yaparsam komple kapanacak. Onu da komple kapanacak. Ne oldu? Hemen üstündeki kromla örtüşmesini sağladık. Hani kromlar da arabayı tamamlamış yani. Aynen. Krom detayı olmasaydı, siyah yapsaydım arabayı bu sefer daha çok kapatacaktı. Aynen. Biraz daha geri planda kalacaktı evet araba. Bu şekilde çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerine sağlık diyorum. Sonuçta güzel bir jant tercih etmişsin. Air süspansiyon var. Bir işine geçelim bakalım konforu nasıl oldu araba. Evet.
Şimdi İSİN'e geldim. İSİN'e geldiğim gibi direkt ekran beni karşıladı. Çok güzel bir ekran tercih etmişsin. Biraz bilgi alayım senden. Bunların yine iki tip, hatta üç tip ekranları var. Bu biraz daha böyle şatafatlı diyeyim. Yani görseli güzel diye bunu tercih ettim. Beğenerek de kullanıyorum. Yapmışken daha güzel olsun dedin. Ama şöyle baktığımda gerçekten çok güzel. Her detayını sadece net olarak görebiliyorum maşallah ya. Şunu da sormak istiyorum. İSİN'de veya dışında ekstra olarak yapmak istediğim var mı? Şöyle. Kaplama hariç onu detaylı olarak anlattık sadece. Kaplamanın dışında bir jant değişikliğimiz olacak gibi görünüyor. Çünkü bu jantı beğenerek yine kullanıyorum, seviyorum. Ama ilk taktığımda bu kadar şey değildi. Gün yüzünde aktif takılmıyordu. Şu an herkes de olmaya başladı. Aynı kasarda da takılmaya başladı. O yüzden biraz geri çekildim diyelim. Ama daha iyisini bulabilirsem, bulamazsam da biraz devam edip bir şekilde bulacağız yani. Peki kafanda var mı böyle bir şey? Hani buna yöneleyim dediğim var mı? Jant olarak mı? Aynen. Yine krom tarzı krom düşünüyorum. Yani krom gösteriyor. Şimdi kromdan başka janta geçsem güzel jantlar var. Ama krom her zaman 1-0 önde yani. Çünkü senin arabada krom detay fazla olduğu için mecbur krom olması lazım. Çünkü ön planda olması lazım. Aynen. Krom olmadı mı, farklı bir renk oldu mu, tamam belki güzel olabilir ama bu kadar ön plana atmaz. Aynen. Güzel bir ses sistemim var arkada. Biraz bilgi alayım. İleri zamanla dedin bir İslam daha gelecek. Biraz detaylı bilgi alsam senden. Aslında benim ses sistemiyle hiç alakam yok. Sevmiyor muydun? Yani sevmiyordum değil. Aslında hani çok da gerek duymuyordum. Yani arabanın orijinali bana yeter diye düşünüyordum. Bir arkadaşım var, kardeşim, dostum. Onun arabası da var tesisat. Güzel bir şekilde. O dinliyordu. Hatta ona diyordum ki ya hani bu kadar abartının ne gerek var? Gerek yok falan diyordum. Bana dedi ki işte sana da hani ufaktan bir çıtır bir şey yapalım. Ufaktan koyduk. Küçük bir şey. Ondan sonra biraz daha büyüttük. Şu an beni tatmin ediyor mu? Ediyor. Hani çok ses sistemi delisi biri değilim ama arabanın tam yapılı olması için, yani yaptım demem için de o bagaj dizaynını da istiyorum. Hani müzik delisi olmamakla beraber ama görüntü olarak aslında istiyorum. Çünkü diyorsun ki dekor yapmışsın, bari ses sistemi dekoru da olsun. Kesinlikle öyle. Peki arka komple iptal mi olacak yoksa? Bagajı komple iptal etmeyi düşünüyorum. Bagaj kapağıyla beraber, kaplamayla beraber zaten son iki işim onlar kaldı. O ikisini de yaptıktan sonra geri kalan ufak tefek şeyler. İnşallah her şey istediğin gibi olsun. Şimdi ses sistemini detaylı olarak anlattık. Şunu da sormak istiyorum. Şu anda ne var? Şu anda ses sistemi olarak mı? İki takım MB8'im var sadece. Dediğim gibi çok sevmediğim için, yani sevmediğim değil aslında, çok ilgilenmediğim bir konu olduğu için şu andaki bana yeterli. Yok şu anda düzeyde. Dekor olarak da güzel duruyor maşallah. İşte içlerini ışıklandırma yaptık. Aynı şekil ayak altıyla beraberinde. Bir uyumlu olsun. Bir uyumlu olsun diye dış sinyallerle turuncu. Benim araba çoğunluk dıştan gece yandığı zaman turuncu. Bu da beraber olsun diye onları da içini turuncuya yaptık. En iyisini yapmışsın. Şunu da sormak istiyorum. Bu araçların bir kronik hastalığına rastladın mı? Sonuçta kullanıyorsun epey. Kronik hastalığına ben kendi aracımda rastlamadım. Daha denk gelmedim ama gruplarda vesaire Facebook'ta olsun işte hararet problemi, işte swap problemi. Bunun gibi sorunlarla karşılaştıklarını çok görüyorum. Benim aracımda kilometre düşüklüğünden midir, işte önceki sahibinin titizliğinden midir? Bakmasından. Bakmasından mı diyeyim. O şekilde bir sorun yaşamadım. İnşallah da yaşamayız. İnşallah, inşallah. Şunu da sormak istiyorum. Bazı arabalarda otomatiklerde biraz sıkıntı oluyor. Sen sıkıntı yaşadın mı otomatik olmasından? Bu arabanın otomatiğinde yani yine gruplarda araştırdığımız, gördüğümüz kavrama, şeylerde. Kavrama, mavrama diyorlar. Bir tek kavraması bunun tek kavrama. Yani DSG gibi çift kavrama değil. Ondan biraz geri kalıyor. Yavaş kalıyor öyle söyleyeyim. Yavaş ama sorunsuz. Opel'in otomatiğinde hiç sorun yaşayanı da görmedim. Ben kendim de yaşamadım. Gayet sağlıklı kullanıyorum. 1,5 senedir hiçbir sorun yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamazsın. İnşallah. Peki güzel bir çalışma ortaya koymuşsun. Ne kadar harcadın? Ne kadar gitti yani? Şu an sadece arabanın üstünde olanlar değil. Bundan önce de yaptıklarım var. Daha önce tamponları komple değiştirdim. Opsi tamponlara çevirdim. Ön arka 4 veya 5 takım jant değiştim. Ama gizli olarak. Gizli. Aslında şöyle 3'ü 4'ü yanlarında fotoğraflarını atarım. 3'ü 4'ü yine gün yüzünde ama videolarını fotoğraflarını kaldırdım sosyal medyadan. Bunlarla daha çok var. Onların dışında işte yine ufak tefek yaptığımız, söktüğümüz, sonradan beğenmediğimiz şeylerin fiyatları olmakla dahil bunlarla beraber yine bir toplamda bir 120-130 bin civarı olması gerekiyor. Sadece en babası air ve jant. Bunlar en babaları. Aynen. Bugün zaten jant air'dan falan da pahalı zaten. Hatta 2 katı gibi fiyat. Lastikler işte 0 giriyorsun. Spacer'lar aynı şekilde. Bugünkü rakamlarda güzel bir rakam. Aynen. Ama bu hastalık da böyle bir şey. Kopamıyor. Bir kez girdiği zaman adam kopamıyor. Yapacak da bir şey yok yani. Aynen. Bu iş zevk işi. Yani paranın da çok durumuna bakmıyoruz. Tabii elimizden geldiğince tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü şartlarda ne kadar yapabilirsin? İnşallah düzelir diyorum.
yapacak başka bir şeyimiz yok. İnşallah. Şimdi piyasa değerlerine baktım bunların. Son zamanlarda biraz çok inişli çıkışlı bir piyasa olduğu için dediğim gibi 550 bin lirada olanlar da var. İşte 750 bin liraya kadar çıkanlar da var. 750'nin üstüne çıkanlar da var. Temizliğine göre işte yaptığı ekstralar olur. Ekstraların üstüne koyuyor. Hasar kaydı, kilometre. Hepsi değişiyor tabii. Ona göre oynuyor yani. Otomatiği vesaire. Hepsi etken bunları. Paketi vesaire. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim. Araban gerçekten güzel. Air konusuna da gelmek istiyorum. Şu anda konfor olarak gerçekten çok güzel bir air süspansiyon üstünde var. Biraz bilgi almak istiyorum. Ne zaman yapıldı? Uzun yola çıktın mı? Konforundan memnun musun? Biraz bilgi alsam sevinirim. 1,5 sene önce yani ilk aldığımdan 3-5 ay sonra yaptım. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Üstündeki jantlarla, bu üstündeki lastik ebatlarıyla şu konforu yakalamak benim için bayağı güzel. Yani o şekilde memnunum. 35 yanakla şu konfor gerçekten güzel. Dinamik air. 1,5 senedir bakımdan bakıma gittim. Onun harici hiçbir sorun vesaire yaşamadım. İnşallah bundan sonra da yaşamazsın ama konfor olarak gerçekten çok güzel. Bir de baba kullanıyor. Doğru mu? Aynen öyle. Sürekli kullanmasa da hafta sonları 1-2 saat kendi alıp gidiyor. Şöyle babam 50-51 yaşında. Maşallah. Rabbim uzun ömürler nasip etsin. Cümlemize inşallah sağlıklı ömür versin. Bu arabayı yani 35 yanak bir araba. 19 jantla yani bugünkü belki çoğu gencin bile ya o araba sıkıntı işte yürümesi vesaire sorun olur dediği şekilde ben de öyleydim. Hani sıkıntı bu yürümez diye. Yani. Bunu 51 yaşındaki adam bu Air'la çok iyi kullanıyor. Yani indiriyor kaldırıyor o da alıştı. Sen o de da seviyor. Hatırladın yani babaya. Aynen o adam. Tabii bizim de biraz şeyimiz oldu. Katkın olmaz mı? Katkımız yani? Oldu. Şöyle söyleyeyim, gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışsın. Böyle çalışmayı bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Hakkını da helal et. Bu sezon altına seni biraz yordum yani, kusuruma bak. Ben teşekkür ederim, siz çok sağ olun. Elimizden geldiği kadar aracımızı detaylı olarak sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii böyle güzel araçlarımızı bulup sizlere sunmaya devam edeceğiz. O yüzden sadece isteğim destek olarak beğenip yorum yaparsanız gerçekten bizlere büyük destek olmuş olursunuz. Zaman ayırdığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.